Şuradan aşağı doğru inelim, Hilton Oteli'ne. Otele mi? Biraz konuşmamız gerek. İyi ya, evimize gidip konuşalım. Evde konuşamayız Namiger. Durumu anlatınca bana hak vereceksin. Otele mi gidiyoruz beyefendi? Evet, otele. Bunlar benim olmalı. Evet, evet. Eskiden bırakıp gittiğim giysilerim. Zayıflamış mıyım ne? Neyse. Müfitime kavuştum ya. Kendime daha iyi bakarım. Şunu bir deneyeyim. Hastane arayacaktım. Zavallı kadıncağızı o halde bırakıp gelemezdim ya. Onunki de can. Neyse, şimdi biraz daha iyi. Boş ver şimdi onu. Biz kendimize bakalım. Hadi ama Müfitciğim, yatalım artık. Uykum yok Serapcığım. Bırak Allah aşkına. Sana uyuyalım diyen mi var? Yatağa başka ne için yatılır hayatım? Ay Müfit, Alzheimer mi oldun nedir? Her şeyi unutmuşsun. Haklısın. Haç safhada unutkanlık başladı bende. Böyle... Ben sana hatırlatırım. Kapı kapı, misafir, misafir. Bu saatte hangi kaba misafir böyle? Namiger. 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 Nereden çıktın sen böyle? Bizim Namiger Sultan, ay kalfa, hastaneden çıkıp gelmiş işte. Nasıl bari? Biraz daha iyice misin? Baktım ki kendimi iyi hissediyorum. Hanımefendiyle beyefendinin hizmetini aksatmayayım dedim. Kalsaydın yatmışken biraz daha. Aman efendim, aman, bu ne şık gecelik sabahlık böyle. Mutlaka Paris'tendir. Aferin. Hani kalfasın, kahyasın ama anlıyorsun böyle şeylerden. Biraz anlarım. Hadi
ama Müfitciğim. Yatalım artık. Bir dakika Serap. Kadıncağız hastaneden çıkmış. Ayıp olur. Şimdi sırası mı ya? Bize ne? Ölmedi ya. Ya olur mu canım, nispet yapar gibi? Ben şimdi size bir güzel ıhlamur yaparım. Yatmadan evvel pek iyi gelir. Siz istirahat buyurun efendim. Ne ıhlamuru şimdi? Yaşlı mıyız biz? Hanımefendi, Müfit Bey'in garip garip adetleri vardır. Eğer onu canlandırmak istiyorsanız mutlaka bir fincan ıhlamur içirmeniz gerekir. Tam bir afrodizyak etkisi yapar. Siz rahatınıza bakın efendim. Peki o zaman. Müfit içsin. Ben istemem. Sen içmezsen ben de içmem ama. Tamam tamam. Seni inatçı seni. Nasıl da naz yapıyorsun. Gel canım. Sen otur şöyle. Ben gidip şu kadıncağıza bir bakayım canım. Hani yine tansiyonu falan düşer, bayılır. Allah korusun. Hemen geliyorum hayatım, hemen. Namigar'cığım, niye geldin? Nasıl idare edeceğim şimdi ben durumu? Sen değil canım, ben idare edeceğim. Niye giydirdin benim geceliğimi ona? Ben giydirmedim hayatım. Kendi bulup giymiş dolaptan. Vallahi şeytan dedi ki şöyle tut saçından. Aman. Bir olay çıkarma, gözünü seveyim. Kadın zaten delinin teki. Korkma. Yanımda uyku ilacı getirdim. Onun ıhlamuruna atacağım. Hadi sen git de kuşkulanmasın şimdi. Nerede kaldı canım? Hadi çabuk ol. Namigar kalfa. Tamam beyefendi. Geldim. Hanımefendi, siz limonlu mu istersiniz, limonsuz mu? Limonlu. Buyurun, bu taraftaki şunu alacaksınız. Ya da şimdi akşam ekşi olmasın. Limonsuz. Buyurun o zaman, limonsuz olan şu. Ona limonlu demiştiniz. Affedersiniz, yanlış anlamışım. Özür dilerim. Buyurun beyefendi. Sağ ol canım. Afiyet olsun beyefendi. Pek de güzel olmuş Namigar kalfa. Ellerine sağlık. Aferin, iç Serapcığım, iç. Ihlamur iyidir. Bana da iyi geldi. Sanki gevşedim. Yoksa sana da mı aynı etkiyi yaptı? Ne münasebet. Ben içtikçe zıpkın gibi oluyorum. İyi o zaman. Afiyet olsun efendim. Sanki çift görmeye başladım. Fena mı? İki tane birden Müfit var yanında demektir. Çok şükür uyudu. Uyudu. Hay aklınla bin yaşa Namigar. Bak, bunu evde tutmanın alemi yok. Ne yapacağız ya? Arabaya koyup uzak bir yere götürelim. Orada bırakalım. Olur mu canım? Kedi mi bu? Ya kadına bir şey olursa? Canım, biz de açık havada falan bırakmayız. Bir köprü altı falan buluruz. Yahu ölür mölür kadın. Senin kaldığın otele götürsek? Canım. O yarın sabah erkenden kalkar gelir gene burnumuzun dibinde biter. Öyle bir yere bırakalım ki Müfit bir daha geri dönemesin. O döner Namigar. Yabancı, söyle bana sen kimsin? Benim evde ne işin var? Öyle misin, böyle misin? Annem babama kocam dedim, sokakta görsem tanımazdım. Denize düşen yılana sarılır ama hiç şımarma adamım değilsin. Hey, kadınım.